E-zayıflama. Guatr, tiroid bezinin büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Şimdi hormonal dengemizin bozulabileceği gibi metabolizma hızımız da etkilenir. Çünkü çok önemli iki hormon salgılanır. Bunlar T3 ve T4 hormonlarıdır. Bu hormonlar metabolizmamızı düzenler, metabolizma hızımızı kontrol ederler. Bu sebeple Guatr olan bireylerde eğer kilo fazlalığı ya da kilo almana eğilim varsa kişilerde genellikle hipotiroid durumu vardır. Hipotiroidi olan bireyler maalesef ki beslenmelerine, egzersizlerine çok fazla dikkat etmek zorundadırlar. Sağlıklı beslenme ilkelerinde olduğu gibi tüm kurallar bunlar için de geçerlidir ancak çok fazla disiplin gereklidir. Örneğin su içmek, yani günde en az 2-2,5 litre su içmemiz lazım. Sabah uyandığımızda, gece yatarken, her öğün öncesi 2 bardak olmak üzere su tüketimini tamamlamalıyız. Ayrıca su tüketimi neden önemli? Açlık tokluk hissi oluşmasında çok önemli su içmek. Yani biz acıkmışız gibi ağzımıza bir şeyler atıyoruz, halbuki susadık, bunu bilmiyoruz. Bu sebeple bir şeyler yiyoruz. Su içsek boş boşuna kalori almayacağız. Bu sebeple 2-2,5 litre su içmemiz lazım. Öğün saatleri çok önemli. Özellikle yapılan yanlışlardan biri kahvaltıyı atlamaktır. Boşu boşuna kalori almayayım diye, boşu boşuna acıkmıyorum zaten diye kahvaltı etmemezlik yapmayın. Güzel bir kahvaltıyla güne başlamak metabolizmanızı uyandırmak için çok önemlidir. Bu sebeple kendinizi kesinlikle aç bırakmayın. Sofra düzenimizde salata olmazsa olmaz. Çünkü salata olduğu takdirde diğer besinlere eğilimimiz azalacaktır. Mesela salata yiyerek tokluk sağlayarak o ekmeği ya da makarnayı daha az tüketebiliriz. Bu sebeple bol yeşillikli, limonlu ya da sirkeli ya da çok fazla abartmadan zeytinyağlı salatalarımızı tüketmeliyiz. Haftada 2 gün balık yiyoruz. Balık tüketerek ne oluyor? Balık tükettiğimizde hafif bir akşam yemeği öğünü tüketiyoruz ve ekstra omega 3 ihtiyacımızı da karşılıyoruz. Eğer bunu karşılayamıyorsanız kesinlikle dışarıdan destek olarak tüketmelisiniz. Ayrıca olmazsa olmazımız egzersizdir. Kesinlikle hareket etmeliyiz. Özellikle hipotiroidiniz olduğu için zaten kilo almaya meyillisiniz. Egzersizle, hareket ederek daha fazla kalori harcayabilirsiniz. Bunlar genel aslında beslenme önerileriydi. Aynı zamanda Guatr olan bireylerde ekstra birkaç vitamin mineralin desteği çok önemli bizim için. Örneğin selenyum. Selenyum, Guatr hastalarında özellikle çok elzemdir. Neden? TSH'ın yetersizliğinde TSH ve T4 yükselir, T3 ise düşer. Bu sebeple selenyum diyetimizden hiç eksik etmemeliyiz. Bunlar dana karaciğerinde, kuru baklagilde, yağlı tohumlarda ve deniz ürünlerinde fazla miktarda vardır ve bu besinleri beslenme programımıza eklemeliyiz. Diğer bir mineralimiz ise iyot. İyot, tiroid bezi için enzim mineraller arasındadır. İyot, zenginleştirilmiş ürünlerde ve deniz ürünlerinde vardır. Eğer hipotiroidiniz varsa iyotta zenginleştirilmiş ürünler tüketebilirsiniz. Ancak hipertiroidiniz varsa kesinlikle iyotta zenginleştirilmiş ürünler tüketmemeniz gerekmektedir. E vitamini bir diğer mineralimiz. E vitamini ise iyotun emilimini arttırdığı için muhakkak tüketmeliyiz. Özellikle bitkisel sıvı yağlarda, tahıllarda, yağlı tohumlarda, kuru yemişlerde bol miktarda bulunur ve beslenme programımızda tabi belirtilen ölçülerde abartmadan bunları tüketebiliriz. Ayrıca guatrojenler diye tanımladığımız bir besin grubumuz var bizim. Bu besinler çiğ olarak tüketildiğinde tiroid hormonunu azaltıcı etki gösteriyorlar. Bunlar karnabahar, brokoli, lahana gibi sebzeler. Eğer tiroidle ilgili bir sıkıntınız varsa bu besinleri çiğ olarak tüketmeyiniz.